Otomobil uçar gider. Çalıştığım devlet kurumuna gidip gelirken her gün 80 kilometre yol kat ediyorum. Arabanın içindeyken müzik dinliyor, hayal kuruyor ama gözlerimi yoldan ayırmıyorum. Çünkü bir otoyol üzerinde gidiyorum ve benim ya da bir başkasının en ufak bir dikkatsizliği büyük kazalara yol açabilir. Sabahları yağış varsa trafiğin çok kötü olacağını biliyor ve dur kalk geçireceğim zamana hayıflanıyorum. Metropollerin trafik kesmekeşi hepimizi hayatından bezdiriyor ancak yine de özel taşıtlarımızdan vazgeçemiyoruz. Söz gelimi uzun zamandır bir yürüyüş yapmadığımı, düşünce ve hayalin eşliğinde uzun saatler yürümediğimi fark ediyorum. Ufak gezinmeler insana yürümenin erdemlerini vermiyor ve arabamızın içinde geçirdiğimiz saatler bizi gerçek dünyadan yalıtıyor. Bir düşünün motorlu taşıtların dünyamıza yaptığı kötülükleri. Hava kirlenir, şehirler gürültüye boğulur, şehir otoyollarla delik deşik olur, insanlar ölür. Arabalar erkeklerin yeni şehvet nesneleridir. Erkek araba sahipleri gerçekleşmemiş güç ve macera tutkularını makinelerine yansıtır. Bu makineleri cinsel bir boşalım nesnesine dönüştürürler. Yollar hayal kırıklığına uğramış, egoların geçit resmi yaptığı mekanlar halini alır. Arabasına binen kişi onun sahip olduğu bir dizi özelliği içine almış olur. Artık o hareketlilik kazanmış birisidir. Ne zaman isterse o zaman kendi seçtiği yoldan daha hızlı ve daha uzağa gidebilir. Uzak yerlere vasıl olur. Uzak yerlerde oturan eşi dostuyla hasret giderebilir. Öte yandan modern yurttaş araba kullanmakla yalnız ve diğer insanlardan uzak olduğu, hatta kendisinin bile ücrasında yaşadığı korkularını yatıştırır. Araba sürmek merkezi bir sosyal ritüele katılmaktır. Pek çok insan için artık kamusal alan yollardır. Yollarda bir arada bulunma hali vardır. Toplumun nabzı burada atmaktadır. İnsanlar kendi aralarında ve trafik kurallarıyla çekişirler. Sürmek eylemdir. Pedallarla oynayan ve direksiyon çeviren kişi bir arınma yaşar. Sürmek gereksindiği yoğunlaşmayla bizi günlük hayatın dertlerinden ve içe bakıştan uzaklaştırır. Hız yapmak bugünün dünyasında en yaygın sivil itaatsizlik tarzı. Araba kullanmak yürümenin yerini almış bulunuyor. Yürüyerek kolayca gidebileceğimiz yerleri bile arabayla gitmeye yeğliyoruz. Hız yapmak bize zaman kazandırmıyor. Şehir içi trafiğinde hız yapanlar daha fazla ışığa yakalanıyor. Hızla birlikte daha uzak. Mesafelere gidiyor ve zamanımızın çoğunu yine yollarda harcıyoruz. Hız mimariyi de değiştiriyor. Artık revnaklı şehirlere durup temaşa edeceğimiz süslemeli, oymalı binalara ihtiyaç yok. Hızlanan sürücünün gözü tarafından daha kolay algılanacak beton ve cam karışımı binalar şehirlerin yeni tarzını oluşturuyor. Araba evin erdemlerini kamusal alana taşır. Rahat sunar. Aynı zamanda bizi yalıtır da. Bize bir sorumluluk ve kontrol duygusu verir. Yollarda herkes eşittir. Patronundan zılgıt yiyen adam da, patronu da arabalarına bindiklerinde eşitlenirler. Arabasının başındaki insan anonim dünyada özlemini çektiği sorumluluk ve güç duygusuna kavuşur. Araba sürmek bireysel seçim ve risk almak demektir. Toplu taşımanın ana şefkatine benzer güvenliğinin aksine kişisel sorumluluk ve isyan hakkı vardır araba kullanmakta. Motorlu taşıt bize bir macera vaat eder. O yüzden reklamlarda arabaları sıklıkla kıvrımlı çöl yollarında izleriz. Yalnızca yollarda seyretmez, aynı zamanda onları fethederler. Günümüzün araba reklamlarında insanların yokluğu dikkat çekici boyutlardadır. Arabalar adeta kendi kendilerini sürer. Bir araba erotik, dost canlısı ve güvenilirse insana zaten ne ihtiyaç kalıyor ki? Otoyollar içinde yaşadığımız doğayla duygusal bağımızı kesintiye uğratıyor ve çarpık bir şehirleşmeyi beraberinde getiriyor. Bizi bir yerden diğerine
içinde yaşadığımız doğayı fark etmeksizin taşıyor. Hız ve hareketliliğin sanayi, inerlemenin merkezi kabul edildiği bir anlayışı yansıtıyor. Bir metro veya hava seyahati gibi yer duygusunu yok ederek, zaman ve mekanı sıkıştırarak her şeyin aynı olduğu bir yaşantı doğuruyor. Küreselleşmenin dünyayı aynılaştırdığı ve düzleştirdiği söylenir. Öyle ki nereye giderseniz gidin aslında yola çıktığınız yerden hiç ayrılmış, hiçbir yeri geride bırakmış olmazsınız. MC dünyada her şey aynıdır. Otoyollar bizi yabancılaştırır, dost ve akrabaları uzağa düşürür. Ama bir yandan da uzaktaki sevdiklerimize ancak hız yapmakla kavuşabileceğimizi telkin eder. Bizi yalnız kalabalıklar haline getirir. Kendimizi daha uzaklara vurdukça yakınımızdaki insanlarla daha az zaman geçiririz. Ne kadar çok insanla temas halinde olursak her birine vereceğimiz dikkat o ölçüde azalır. Aşırı hareketli dünyada bildik coğrafi toplumların yerine mekansız toplumlar alır. Yabancılar arasında daha çok zaman harcar hale geliriz. Hız ve artan hareketlilik toplumu daha fazla gruplaştırır. Özel taşıtlarıyla seyahat edenler ile ulaşım için toplu taşıma araçlarıyla bel bağlayanlar arasındaki uçurum büyür. Araba kullanmayacak kadar genç ve yaşlı olanlar veya maddi sorunlar yüzünden araba sahibi olamayanlar giderek ikinci sınıf vatandaş olurlar. İstanbul'da henüz deniz görmemiş çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Hareket halinde daha çok metal, dünyayı daha emniyetsiz bir yer haline getirir. Çocuklar artık sokakları serbestçe soluyarak açık mekanlarda oynayamaz. Yürüme azaldıkça insanlar şişmanlar. Dünyanın farklılıkları törpülenir. Dünya daha fazla anonim ve daha az şenlikli bir yer olur. Çok yakın mahallelerde olsalar da hareketli zenginler ve hareketsiz fakirler farklı dünyalarda yaşamaya başlar. Fukara görünmez duvarlarla çevrilen zindanlara hapsolur. Zenginleri yanından, göresinden hızla geçerken görür. Zenginler otoyollardan arabalarıyla, gökyüzünden uçaklarla geçer. Fukara televizyonda olanların yaşadıkları göz kamaştırıcı hayatları izler. Oysa zenginler için fukara görünmezdir. Seyrettikleri hız ve yükseklik dünyayı daha düşük çözünürlükte görmelerine yol açar. Sosyal ve ekonomik etkinliklerimiz dağıldıkça politik güç yerel yetkilerden merkezi yetkiye devrolunur. Geniş coğrafya ile başa çıkmak için otorite önce Ankara'ya havale edilir. Sonra Brüksel ufukta görünür ve nihayet Dünya Bankası gibi hesap sorulamaz kurumlar yetkiyi devralır. Araba sevdası içinde yaşadığımız şehri giderek çirkinleştiriyor, hız kirliliği çok sayıda insanın hayatını tehdit ediyor. Çevre yollarında slalom yapan pervasız insanlar, arabalarının içinde yalnız olduklarını ve sonucunu sadece kendilerini ilgilendirdiklerini düşünüyor. Oysa hızın ve bozuk yolların yol açtığı kazalar her yıl binlerce aileyi gözyaşı olarak geri dönüyor. Pek çok kişi ısrarla eğlence mekanlarına arabalarıyla gidiyor ve evlerine alkollü dönüyor. Araba sevdası modern insanlığın bencilliğin şaikası. Arabanın verdiği kontrol yanılması insanları canavarlaştırabiliyor. İlerleme ve canlılığı yollarla, hızla ve araba sahibiyle eşitleyen bir anlayışı gözden geçirmeniz gerekiyor. Doğu Karadeniz'e yapılan yolun o güzelim koyları nasıl vandalca tahrip edildiğini gözlerimle gördüm. O güzelim koyların yerinde yerler estikten sonra oralara yapılacak bir yolculuğun ne anlamı var? Şehirlerimizi arabalardan ne kadar arındırırsak o kadar yaşanabilir kalacağız. Şehrin arabaların giremeyeceği kurtarılmış bölgeleri olmalı. Yaya dostu bölgeleri çoğaltmalıyız. Otoyol iştahından vazgeçmeyi bilmeliyiz. Bırakalım tabiatın son parçaları da ellenmeden kalsın. Şehir içinde ve yerleşim yerlerinde hız yapanlara ağır cezai müeyyideler uygulanmalı. Hız ayinleri bizi baştan çıkartmamalı. Yürünerek gidebilecek yerlere yürünmeli. Yürürken düşünmeli.
Yürümenin erdemlerini doya doya tatmalı insan. Yürümekle bedenimizi fark ederiz. O bedeni bize vereni fark ederiz. Yürümek bu bakımdan şükrün ifasıdır. Son söz niyetine. Yavaşlayın, bu hayattan sadece bir defa geçeceksiniz.